Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve Kent Protokolü, Şahinbey ilçesinde inşa edilen 1875 yatak, 3 MR cihazı, 64 ameliyathane, 334 poliklinik, 60 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile 18 poliklinik destek odası bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne incelemelerde bulundu. Sonra klimatiklerle laboratuvara gidiyor. Bizim sözleşmemize göre her bir testi çalışma süremiz var. Bu süreler içerisinde bilgisayar ekranı hekime yansıtmak zorundayız. Personelimiz de hazır. Evet. Kan alacak personelimiz. Sistem de hazır. Evet. Şuradan dijital olarak çevirelim. Evet. Kabul yapıyor. Kabulden sonra bizim süremiz de başlıyor. Taşıma personeli de yapıyoruz. Klimatikler de yapıyoruz. Oradan talep oradan görüyorlar. Evet. Direkt çıkmasını alalım. Evet. Ona göre tüpleri çıkarıyor, barkodunu basıyor ve süreç başlıyor. Mehmet Hanım da Sağlıklı bir şehir, sağlıklı Gaziantep için şehir hastanemiz çok önemliydi. Şu an Türkiye'nin en iyi donanımlı, en iyi teçhizatının yapıldığı ve en iyi tasarımının yapıldığı şehir hastanesini tamamlamış durumdayız. Emeği geçen bütün herkese, Cumhurbaşkanımızın takibi, Sağlık Bakanımızın, bütün ekibinin, Rönesans'ın bütün ekibi ve bizim kendi ekibimizde hamdolsun bu büyük işin altından kalktık. Karıncalar gibi çalışıp devletlerler çıkaran bir ekibin mensubu olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak lojistikçiyiz. Burası özellikle hastanın erişilebilirliği çok önemliydi. Altyapı çok önemliydi. Şahinbey Belediye Başkanımızla birlikte buranın hem karayolu bağlantısını, çevre yolu bağlantısını, hem altyapıyı, GASKİ'nin su kanalizasyon işlemlerini, hem de çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasının hepsini tamamladık. Yani bu da en az hastane kadar önemliydi. Hasta memnuniyet açısından çok önemliydi. Arkadaşlarımızın hepsi aylardır buna çalıştı. Çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olduk ve bunun bir parçası olmaktan da duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Özellikle takılan noktada Abdülhamit Bakanımın ve vekillerimin çok emeği oldu. Şehrin belediye başkanı olarak Sayın Bakanıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim bismillah dedi, uğurlu şekilde kendinin başlamasıyla da hastanemizi açmış olacağız. Hastanemizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Artık sağlık turizmini konuşacak altyapıya geldi. Hem özel hastaneler hem devlet hastanesiyle artık Orta Doğu'nun, Avrupa'nın sağlık ihtiyacını giderecek altyapıyı oluşturduk. Hem kendi vatandaşımızın hem de ihtiyacı olan, bölgenin ihtiyacı olan sağlık hizmetini verecek, hizmete ulaştıracak hem tesisatı hem sağlık elemanlarını, doktorlarımız başta olmak üzere altyapıyı oluşturmuş olduk. Ben emeği geçen herkese, burada tam bir takım ruhu var, herkese çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz hayırlı olsun diyorum. Evet, hem bölgenin hem de şehrimizin hasretle beklediği en önemli yatırımlardan birisi. Allah'ın izniyle tamama ermiş ve büyük bir ekip çalışması içerisinde Sayın Bakanımın söylediği gibi tamama ermiş. Ankara'da Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz takip edilmesi gereken her şeyi, hikayesini dinlediğinizde yatırımı görüyorsunuz ki en ince detayına kadar takip etmiş. Belediyelerimiz lojistik ve altyapı anlamında ne yapılması gerekiyorsa Kapı Bakanımızın önderliğinde çok güzel planlamış ve şehrimiz böyle devasa 7 bloktan oluşan ve entegre bir sağlık tesisinde, külliyesinde olması gereken her şeyi bünyesinde eksiksiz barındıran bir yatırıma kavuşmuş. Bu hastaneyle ve bu külliyeyle beraber Gaziantep birçok konuda olduğu gibi bölgenin abisi, merkezi, stratejik noktası olma hedefini ve pozisyonunu sağlıkla da almış oluyor. İnşallah sadece ilimize değil, tüm bölgeye
tüm komşu ülkelere hatta buradan hizmet edeceğiz ve Sayın Bakanımız söylediği gibi biz şimdi buranın üzerinden şunu konuşuyoruz. Gaziantep'e gel, muayeneni ol, ameliyatını ol. Hatta 3 gün önce gel, Gaziantep'i sana gezdirelim, motive edelim. Sonra tedavini, ameliyatını yaptıralım. Ondan sonra da bir 3-5 gün daha bizim muhteşem kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı da sana gezdirelim. Ve sapasağlam ülkene, iline uğurlayalım. Gaziantep'imize yapılan çok devasa bir hizmetin, eserin son noktaya geldiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize her alanda kazandırdığı büyük eserler var. Sağlık alanında da şehir hastaneleri ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok önemli eserlerden, dev eserlerden biri. Ve bugün Gaziantep'imizde de şehir hastanesinin açılması için artık günleri sayıyoruz. Seçim öncesi de biz yine birlikte burayı gezmiştik, bilgi almıştık. Sizler de dikkat etmişsiniz. Çok önemli mesafe alındı artık. Açılmaya hazır hale geldi neredeyse. Çok az eksiklikleri var. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Bey ile de yakından sürekli temas halindeyiz. O da gerek ilgili bürokrasisini, bakan yardımcısını bizzat burada incelemelere getirerek hastanenin tüm aşamalarını yakından takip ediyorlar. İnşallah 1875 yataklı 7 hastanenin olduğu bu dev eser şehir hastanesi Gaziantep'imize, ülkemize, hatta bölgemize çok önemli katma değer sağlayacaktır. Gaziantep'imiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da böyle Süper Lig'e çıkacaktır. Özellikle Gaziantep'imizde son zamanlarda depremden kaynaklı da bazı hastanelerin yine kapanması, hizmet vermemesi sebebiyle hem randevu alınmasında hem hizmetlerin sunulmasında büyük bir sorun hep beraber yaşıyoruz. Tüm bu sorunları giderecek ve kalıcı bir şekilde Türkiye'nin yeni yüzyılda çığır açacak önemli bir eseri. Yerinde gördük, son eksiklikleri neler kaldı onları takip ettik. Bakanımızla yine görüşeceğiz ve bir an önce açılıp hizmete sunulması için takibi hep beraber milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, belediye başkanlarımız, büyükşehir başkanımız hep birlikte il başkanımız takip edeceğiz.